Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ali Kenanoğlu, buyurun. Sayın Başkan, Genel Kurulu selamlıyorum. Tabii depremin etkilerini ve sonrasındaki oluşan durumu da konuşmaya devam ediyoruz. Deprem yaşandı ve bundan sonraki kısmında da önemli bir problem de enkazları kaldırmak. Tabii enkazı kaldırırken arkadaşlar hep asbest boyutundan dile getirdiler. Diğer taraftan şu devam ediyor arkadaşlar. Enkazlarda yaşamını yitirmiş insanların bedenleri var. Ve öncelikle bunların bir ölüye saygı çerçevesinde dikkatlice çıkartılması gerekiyor ve bir enkaz muamelesi, bir moloz muamelesi yapılmadan vücut bütünlüğü korunarak çıkartılması gerekiyor. Enkaz kaldırmalarda öncelikle dikkat edilmesi gereken husus budur. Maalesef burada herhangi birisi yoktur ya da bir beden yoktur gibi kontrol edilmiş ve üzerine not düşülmüş yerlerde bile daha sonra cesetler çıkartılıyor. Buna da birçok yerde tanık olduk. Bu anlamıyla öncelikle dikkat edilmesi gereken konu bu. Diğer taraftan molozların yaşam alanlarının yakınlarına dökülme sorunu var. Ve bir diğeri de tarım alanlarına ve dere yataklarına, yani su alanlarına dökülme riskleri var. Yani dökülme uygulamaları var. Bütün bu uygulamalar bu işlerin sorun haline getiriyor. Malatya'da bununla ilgili yaşanan durum var. İstahiye'de yine bununla ilgili yaşanan durum var. Ve dere yataklarına atıldığına yönelik bilgiler, görüntüler var Adıyaman'dan da. Şimdi esas sıkıntılar, sorun yaratanların başında bunlar geliyor. Şimdi gelelim asbest meselesine. Şimdi asbest meselesi tabii Türkiye'de yasaklanan bir madde asbest. Ama burada yasaklanmış olmasına rağmen, yani yasaklanmadan önce, yani 2013 yılından tamamen yasaklanıyor ama 2013 yılından önce yapılan inşaatlarda bu asbestler kullanılıyor. Yer ve tavan kaplamalarında, yalıtım araç püskürtme kaplamalarında, ara duvarların, yangın dayanıklı yatırım panellerinde gibi birçok yerde bunlar kullanılıyor. Ve bunların birinci derecede kansere sebep olan malzemeler olduğunu bilim insanları da ifade ediyorlar. Sağlıkçılar da bunları ifade ediyorlar. Dolayısıyla bütünüyle bu enkazların kaldırılırken, enkazlar döküldüğü yerlerde tümüyle bu tehlikeye dikkat çekerek ya da bu tehlikeyi görerek davranmak gerekiyor. Şimdi iktidar partisinin milletvekili arkadaşları geliyorlar, buraya bir güzel anlatıyorlar. Ama anlattığınız şey yönetmelikler arkadaşlar. Tıpkı bizim soru önergelerine bakanlıkların verdiği cevaplar var ya, biz soru önergesi soruyoruz, bir şey soruyoruz, bir olay soruyoruz. Yani yaşanmış bir olayı soruyoruz, bize cevap olarak o konuyla ilgili yönetmeliği gönderiyor bakanlık. Şimdi burada da bizim bu araştırma önergelerimize ya da yapmış olduğumuz konuşmalarına cevaben yapılan konuşmalar tümüyle aslında bir enkaz kaldırma işlemi nasıl yapılır yönetmeliğini geliyor burada okuyorlar. Ya yönetmeliği biz de biliyoruz. Fakat yönetmelik sahada uygulanmıyor ya. Gidin bakın, mutlaka siz de gidiyorsunuz. Gittiğinizde bakın yani. Hakikaten o yönetmelik çerçevesinde bir uygulama söz konusu mu? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Yani paldır küldür enkazlar, binalar yıkılıyor. Enkazlar, molozlar atılıyor kamyonlara. Onlar da götürüyor ya dere yataklarına yakın yerler, ya yaşam alanlara yakın yerler, ya da tarım alanları dediğimiz alanlara yönelik alanlara dökülüyorlar. Ve bu konu çok hızlıca yürütüldüğü için öyle anlatıldı, yönetmeliklerde anlatıldığı gibi bir inceleme, irdeleme söz konusu filan da değil. Tümüyle insanların ve hayatta kalan ve o coğrafyada yaşayan insanların yaşamları da tekrar tehlikeye atılıyor.